Bu geçen yarışmada yaptığınız tatlı değil değil mi? Aynısı. Ganache brink olmaz mı? Çok soluk bir şey. Bu muhallebi gibi bir şey. Teşekkür ederim. Tercih ettim. Muhallebi gibi bir şey mi? Aşçı ya tercih ettim diye bir şey yok ya. Hayır, sizin yaptığınız muhallebi Ganache gibi bir şey. Ganache süt mü katılır? Ganache daha koyu bir, sert bir tabak olması gerekiyor evet. Üstünde. Yani bir kez bir hafta böyle vurmuştunuz ya. Sanırım bu dolabına zil uğradım. Çileklerim de donmamış. Ganache nasıl olur arkadaşlar? Krem eritirsin. Grama göre çikolata koyarsın değil mi? Süt dediniz az önce. Yani krema da olur, süt de olur. Ondan bahsediyor. Yani ganache siyah olması gerekiyor. Hayır, sütlü çikolata kullandım. Ben bitter sevmiyorum. Evet, üzerinin siyah olması gerekiyor. Bir de bu muhallebi gibi. Yani kıvamına bakar mısın? Dediğim gibi ya şu da tutmamış. Sert olması gerekiyor. Bir de çilekleri maalesef buraya koyarken bence sapını kesseydiniz de. Yeşil yeşil uçsun da Levent'e fıstığına. Yok, çileğin sapından bahsediyor. Yiyeceğim, öyle yiyeceğim ya. Tabağa yenemeyeceğimiz şeyleri koymuyoruz ya. Hani. Böyle bir haftada bunu yapmamalıydınız yani. Evet, haklısınız. Gerçekten haklı olduğumuz için mi haklısız diyorsunuz yoksa hani şey geçiştirmek için mi? Çok özür dilerim ya. Lezzetine bir şey demedim daha hani yenilmeyecek bir şey konulmaz ya tabağa. Neler vardı içinde canım? Normal. Unuttu. Unuttu mu? Tarifi veren bence şefi tam açıklayamamış belki unutmuş olabilir. Başka bir şey şefi tarifi veriyor. Bu internet değil mi? Yok, internet ben kaptaklarını çok seviyorum bu arada yemeğin üstüne hiçbir zaman. Biliyordu onu sevdiğinizi çok. Evet. Tarif sayfam var orada hep kap yapıyorum. Teşekkür ederim. Tarif sayfanız kaç kişilik hani ortalama? 2000. Vallahi normalde yeni açtım bu yarışmaya katıldığımda birden 5000 tarif geldi. Istedim. Sizin daha 1500 son hepinize baktım. Sıkıntı yok. Ben zaten 5000 buradan geldi. Bravo. Benim benim profilim kapalı ben kabul etmiyorum. Ben bununla açık. İsmail kapalı. Açık. Açık. Herkesin her şeyine bakmış. Benim profilim kapalı. Hala kapalı. Yani bununla da pek övünmek hiç güzel şey bir şey değil yani. Burası övünüyorsunuz. Takipçi kastığımız bir program değil. Biz ama geliyor takipçiler canım. Ama geliyor. Sonuçtan bahsediyor. Ya bak onun Çin'in satışları patladı. Daha ver evlere sipariş veren bir yarışmacımız baklava yetiştiremiyor, evet. Pasta yetiştiremiyor. Ne mutlu bize biz bir şeylere besliyoruz. Mesut Bey gene seviniyoruz. Ganaj değil dedi ama bütün şeyi bitirmeye başladı. Gene beğenmedin ama yiyorsun. Yarışmadan sonra ben çok hindi gönderdim. Sen mahalleye yollamışsın. Gerçi kalmamıştın da. Yok yok hayır sipariş olarak. Zaten ha, evet. Yılbaşında. Aa, ooo ne güzel çok sevindik. Aman ne güzel ne güzel. İnşallah bu haftadan sonra da öyle olsun. Evet Berfu yemiş gibisin. Evet burada ben yenemiyorum. Zaten. Bu muhallebi tarzında evet. Hani magnolia değil. O belli zaten. Muhallebi 4-5 çeşit oluyor. Hani ölçüye göre değişiyor. Hani magnolia. Hayır belki ekstra farklı bir şey kullanmışsındır diye sordum. Yok ekstra farklı bir şey değil. Toz şantili yaptım. Krema koymadım. Akışkan olmasını istemedi. Okey. Bisküvi falan. Evet, bisküvi de koydum süslemekte. Yine bisküviler. Okey, tamam. Ne diyeceksin Berfu? Yani tatlı genel olarak sunum olarak güzel geldi. Bir de dediğim gibi şu çileğin yeşil sapına takıldım. Onu istemiyordum orada. Ya da çilekleri böyle kesip doğrayıp hani atabilirdim şey üstüne daha iyi olabilirdi. Batırıp ganajı da onu hani yiyoruz ya alıyoruz. Bir kürdanı batırıp evet. Sebebiyorsun sapın olmasına gerek yok. Güzel olabilirdi yani. Lezzet olarak güzel ama dediğim gibi ganaj bu değil. Rengi de bu değil, kıvamı da bu değil, görseli bu değil. Hiçbiri bu değil yani ganaj. Yani menüde yazılan tatlı gelmedi önümüze öyle maalesef. Öyle mi diyorsunuz? Yani ganajı yapamamışsınız. Muhallebi güzel bir muhallebi yiyoruz. Bana bir tık da şekeri fazla geldi. Bir tık evet çok bana da şekeri fazla geldi. Yani şekeri, su sattı yani beni. Şekeri fazla geldi. Çikolata ve menüde yazan tatlı önüme gelmedi. Yani buna sunum da benim için güzel değil. Antep fıstığı şey, ve bu da çok basit bir ben sunum. Ben görselini beğendim. Tadı da çok şekerli gelmedi bana. İdeal. Ganajınız tam olmamış. Onun dışında bir sıkıntı yok. Evet ya ganajım niye donmadı ben? Hayır çilekleri donmamış. Toprak Bey buyurun artık konuşun. Konuşayım izin verdiniz şükürler olsun yani. Yani. Bana da şeker oranı gayet normal geldi. Çok öyle çok savunuyor şey değil misiniz ya siz bugün? Bence niye savunayım ya? Bence siz etkiliyor gibi değil misiniz? Bana da öyle, bana da öyle evet, yani siz bana bu şekilde konuşarak sürekli hani sanki ben bu masada unutmuyormuşum gibi bir imaj veriyorsunuz yani. Hayır herkese. Kendi haftasında ben arkadaş. Ben şey istemem. Gerçekten hani kimseyi etkilemek istemem ama şey. Öyle yansıtıyorsunuz. Evet ben de fikirdeyim. Bize öyle yansıyor mesela. Kendi haftanızda öyle değildiniz. Dört kadına karşı daha fazla konuşuyordunuz. Ama kadın yani karşımdakilerin hepsi ama kadın zaten. Ama bugün de kadın yani ne kadar kibar konuşuyorsunuz. O kadar hayır ne kadar kibar konuşuyorsunuz. Yani oradaki toprak başka, buradaki toprak başka. Yok ben oynamıyorum burada. Eğer yani orada oynamış olsaydım orada oynardım zaten. Herhangi bilmiyorum bir oynama yapmıyorum. Hangi gerçek, tek, hangisi gerçek toprak onu bilmiyorum. Farkındaysanız dört erkeğiz burada ve tek bayan yarışıyor arkadaşlar. Evet. Size ne? Hayır ben. Ne olmuş? Hayır size ne? Ben sizinle alakalı demiyorum. Şimdi hangi toprağı kadın olmuş ne fark eder? Yani aynı saygı yani, çerçevesinde eleştirilerimizi hayır, yapacağız.
teknik bilgilerinizi paylaşacaksınız. Bu hafta kimse kimseye diyemez ki ama sen de çok biliyorsun. Biliyorlar ki buradalar yani evet. Seyirci de bilmediğini öğrenmek için. Ben de sizlerin o bilgisini bir kez daha sınamak, görmek ve puan vermek için soruyorum. Tabii ki bunları da bekliyoruz yani. Evet, bilgileriniz için buradasınız yani. Acaba bilginiz mi yok? Bilgim olmasa burada olmazdım zaten. Bağlarımın bilgisi yok. Bir şey söyleyeceğim bir de. Bir şey İsmail Bey yalnız yanlış konuşuyorsunuz. Ben şey 25 yaşın. Senin değil sizin. Bu geçen ben programda da benim başıma geldi. Sen nedir? Önce bir dinlemeyi 25 yaşındayım. Ses tonunuza dikkat edin. Bağırmanıza gerek yok. Gözlerinizi belakmanıza da gerek yok. Benim ses tonum bu şekilde dedim ya. Ben sizin ses tonunuzu... Beni ilgilendirmiyor sizin ses tonunuzu ya da doktora gidip gitmemeniz. Benimle ses tonunuzu düşünerek yani böyle konuşun. Bu şekilde yapacak bakın, bir şey yok. Bakın solumda oturuyorsunuz, bütün kulağım burada ağrıyor. Ay geçenki yarışmacılar da öyle diyordu biliyorsunuz. Ama gerçekten şimdi buradan hak veriyorum onlara. Olmamış, beğenmedim. Toprak Bey iki gündür çok sessiz, anlam veremediğim şekilde. Kendi haftasında böyle biri değildi. Yani normalde mesela Mesut Bey sessizdi, hala sessiz. Ama Toprak Bey dört kadınla baş etmişken bizimle konuşmuyor. Böyle sessiz sessiz ilerleyip, sinsi sinsi ilerleyip kendi günümde puanları toplarıma oynuyorsa çok yanlış oynuyor çünkü ben o yoldan geçtim. Toprak Bey bence bizim yanımıza biraz daha az teknik bilgiye sahip olduğu için çok fazla konulara giremiyor veya söylenenlerin üzerine aynı şeyleri tekrarlayarak yorum yapıyor. Bu onun eksik tarafı olabilir. Bunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Naçizane fikrim bu. Kendi gününe oynaması durumu da şöyle, kötü akılda kalmamak adına ev sahiplerinden yana davranıyor ama verdiği puanlarla çelişiyor. Bence Toprak Bey bizden zaten benim önümden de tırstı, korktu zaten. Bu menünün üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum ki çıkamayacak, bunu kendisi de çok iyi biliyor. Diğer arkadaşların menüsünden de korktuğu için bence masalarda çok sessiz sakin kalıyor ve ev sahiplerini koruyor. Dün beni de korudu, bugün Banu Hanım'ı da korudu. Peki.